Merhabalar, merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine yanımda Yasemin Yönet var. Sexy ile ilgileniyor sevgili Yasemin. Zaten yayınlanan diğer videolardan da ve yaptığımız canlı yayından da onu tanıyorsunuz. Aşağıdaki linklerden ona kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu videoda evet. Yasemin ne var? İlişkiler. 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 Nasıl doğru kişiyi hayatımıza çekebiliriz ya da düzenli gitmeyen, biraz bozulan ilişkileri nasıl onarabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Onarmak mı yoksa yol mu vermek? İkisi de olabilir. Değil İkisi mi? De olabilir. Çünkü bir yere feng shui uygulandığı zaman hayatınızdan gitmesi gereken gider. Gidiyor yani hani şey kalması değil. Kalması gerekense kalır, temel sağlamlaşır ya da gelmesi gereken gelir. Şey değil yani hani feng shui ile ilişki köşesini hareketlendirdik. Var olan ilişkiniz doğru gitmiyor. Eğer o bizimse ve bizimle doğru bir yolda aynen, ilerleyecekse aynen. Düzeliyor. Yolunuz birlikte gidecekse düzelir. Birkaç da konuşlan düzelir. Değilse yol ver gitsin. Yenisi geliyor. Aynen öyle. Anlat abla, bunların çok ihtiyacı var. Evet. Çünkü bunlar birbirlerine yapışıyorlar. Aynen. Ve asla ayrılamıyorlar. Birbirlerini kanatsalar da ağlatsalar da kapamıyorlar. Ben o zaman deliriyorum. Çünkü ama orada bir karma var o kadar. Ay, karma da kaşımayacaksın hayatım. Evet, Allah idrak vermiş. O kadar da değil. Yani evet. Tamam karma birbirimize ama bunu ayıtarak kanıtarak biraz da fikir ve akıl düzeltmek, idrak önemli. İdrak önemli, bir de artı insan kendi değerini de kendimiz belirliyoruz. Tabii ki belirliyorsunuz. Yani ve size değer vermeyen birinle de birlikte olmayın zaten. Abi erkek olsun kadın olsun hiç fark etmiyor. Size değer vermeyen kişilerle birlikte olmayın. Yaso bırakamıyoruz. Neyi bırakamıyoruz? Evimizdeki herhangi bir eşyayı bırakamıyoruz. İşimizi bırakamıyoruz. Çocuğumuzu bırakamıyoruz. Ama o tutunma enerjisinden hiç ileriye bırakamıyoruz. Gidemezsiniz ki. O yüzden zaten takılıp kalıyoruz. Aa, niye? Farkındalılık orada olmadığı zaten blokaj yaşanıyor. Tabii zaten. Kendimiz koruyoruz o blokajları. Eylemlerimiz, düşüncelerimiz ve yaşadıklarımız ve yaşattıklarımızla. Kendi kontrolünüzde olan bir şeyleri dönüştürebilirsiniz. Davranışlarınız, hareketlerinizde. Ama kontrol sizin dışınızdaysa onu o kadar değiştirmeye uğraşmayın. Kabul edin. Kendi kontrolünüzdekini dönüştürün. Yani bir şeyden memnun değilseniz yargılamaya, şikayet etmeye gitmeyin. Orada debelenmeye başlarsınız. Yani ilişkim kötü, bana şunu yapıyor, bunu yapıyor. Sen izin veriyorsun. Devamlı bunu konuşuyorsun. Sen izin veriyorsun. Bir hafta gördüm seni, ertesi hafta gördüm. Gene aynı şeyden bahsediyorsun. Adam veya kadın seni aldatıyorsa kardeşim. O zaman kardeşim, niye hala orada duruyorsun? Sen istedin, sen bunu izin verdiğin içindir. Aldatıyorsa yol ver. Seviyorum. Seviyorsan o zaman boynuzları kabul edeceksin hayatım. Anlat kız. Şunların ilişki hayatını gerçekten çok güzelleştirelim. Önemli. Şunların derken kendi merkezinizden, değerinizden, değerinizi bilmeniz lazım. Özelliğinizi bilmeniz lazım. Değerlisiniz ya. Özelsiniz. Herkes öyle. Ama kendi merkezinizden dışarıya çıktığınız anda dün benim Channel 4 TV'de biliyorsun ben her hafta bir program yapıyorum evet. Ve gelecek hafta ile ilgili neler olabilir anlatıyorum. Bir tanesi ya bir kişi yazmış işte, bu mucize nedir, hala göremedik, yapamadık, edemedik. Mucize sensin. Aynen öyle. Sen kendini farkında değilsin ki. Ben hayatımın mucizesiyim. Hem de nasıl? Ben hayatımı, yeteneklerimi kullanarak baştan ortaya koyabilirim. Çünkü astrolojide şöyle bir şey var. Biz astrologlar kişilerin var olan potansiyellerini doğum haritasından görüp onları ortaya çıkmasını sağlayan kişileriz. Tamam mı? Eğer senin potansiyelinde doktor olmak yoksa sen kendini yırsan da doktor olamazsın. Tıpkı benim geçmiş hayatımda yaşam enerjimde menajerlik, organizasyon ki çok başarılıyımdır bu konularda. Mars'ım kova bir kere. Gerçekten tek başıma bir organizasyonu 3 gün 3 gece götürebilirim. Ama bu konuda başarılı olmam demek, bu konuda benim vaat edilen yolda olmam demek değil ki. Ya aynen öyle. Ben de mesela 22, iktisat okudum. Mağazacılık yaptım. 22, 7 mağazayı koordinatör 22-23 yıllık meslek hayatımda alamadığım yolu daha eğitim almaya başlamaya karar verdiğimden itibaren
Bütün kapılar açıldı. Sonsuz kere açıldı. Hep diyordum ama bırakamam, başka hayır varmış. Tabii ki varmış. Tabii ki, tabii ve ki. 22 yılda hayat enerjimde alamadığım yolu 5 yılda tıkır tıkır. O yüzden bırakın, değiştirin, dönüştürün ki bu günlerde çok önemli. Çok hadi, çok önemli. Bu değişim videoda çok önemli, dönüşüm çok önemli. İlişki hayatınızı bir kere dönüştürüyoruz. Bir kere hakikaten şu anda yaşamak çok önemli. Yani geçmişte olanları bırakın. Ay, bırakın. Bırakın kalsın orada. Yengeç. Tekrardan evet, evet. Yengeç özelliği. Yengeç özelliği akrepler, yani önüne intikamcılardı onlar da. Önüne çıkartıyorlar. Yani yapmayın. O dünde kal, bugün bugündür. Yani şükredin, sabah kalktın, mucize işte. İki kelime ya. Bir, sabah kalktın, nefes alıyorsun, günü nefes gördün, bitti. Mucize elimi sensin. Oynatabiliyorum. Şükredeceksin, sonra ne yapacaksın? Bugünün bana hediyesini. Tabii ki. Hayat bana kolaylık ve ihtişamla gelir. Aynen öyle, yani enerjini kendin yükselteceksin. Bugünün bana hediyesini. Bak bakayım neler geliyor sana ya. Ama kötü bir ruh halinden kalkıyor insanlar, onu söyleyelim. Bir kere perdeleri kalın olmalı, ışık girmeyecek içeri. Işık girmeyecek uyku için. Ha. Yani uykuda salınan hormonlar için, beynin çalışması için. Çünkü uykudayken bilgi işlem yapıyor beyin. Bütün gün milyonlarca gelen o beyni işliyor. Bu yüzden de hiçbir şekilde ışık girmeyecek melatonin hormonunun salgılanması için. Yoksa ışık da salgılanmıyor. Hadi ilişkilere. Evet, ilişkiler çok önemli. Güney batı. İlişkiler köşesi. İlişkiler köşesi güney batı. Çoğu evlerde yatak odalarına denk geliyor. Kız, benim güney batıda bir sürü sertifikam var. Evet. Ben onlarla mı ilişki içindeyim yani? Ama ilişkiyi sadece, ilişki köşesini sadece özel ilişki ya da evlilik olarak düşünmeyin. İnsanlarla ilişkiniz de giriyor işin. İnsanlarla da ilişkiniz giriyor. Ha, o yüzden bilgi yağıyor bana. Tabii ki. Yani bu evin 9 kuası, 9 hayat alanı Feng Shui'de. Bir evin 9 alanı var. 9 hayat alanı var. Nedir o? Zenginlik, ün, şöhret, ilişkiler. Benimki yatak odamda. Benim yatak odamda çok ya. Ülkenin şöhret desem yatak odam. Aileymişim onunla tabii ilgili. Tabii ki. Kendimi mühret evimem için yatak odamdan geçiyorum. Ya aynen öyle, senin odana denk geldi. Yani her evde farklı yere denk gelebiliyor. Kariyer köşesi, yardımcı insanlar, seyahat köşesi, bilgi, eğitim köşesi, aile köşesi. Hayat alanlarımız bu hepimiz için genel. Ama ilişkilerdeki bir bozukluk, iş ilişkine, kariyerine, ününe, şöhretine, parana, her şeye de yansır. Ya da bilgilerdeki bir eksiklik diğerlere yansır. Kariyerindeki bir eksiklik yansır. Yardımcı insanlardaki eksiklik yansır. İlişkiler yani, derken illa karı koca sevgili ilişkisi değil. Tabii. Genel anlamda olan ilişkiden bahsediyorum. Genel anlamdaki ilişki, fakat evlilik... Orayı düzeltti. O ayrı mı? Yani... O da işin içinde, çünkü doyumlu bir, gerçekten bir birliktelik, evlilikten imza atın ya da atmayın önemli değil. Birlikte yaşamaktan ben bahsediyorum. O hayat arkadaşlığından bahsediyorum. O hayat arkadaşlığınız doyumlu, güzel, mutluysa işinize de yansır, dıştaki hayatınıza da yansır içteki hayatınız. Tabii. Bu çok mutlu, çok önemli. Mutlu ve huzurluysan her şey yansır. Düzeltmek için ne yapıyoruz abla? Ya bir kere düzeltmek için en önemli güney batı. Eğer yatak odasına gerçekten orası geliyorsa, ki çoğu evlerde güney batı yatak odasına denk gelir. Ama salona denk gelenler de var şimdi yeni yapılan evlerde. Yatak odasına denk gelirse, yattıkları yatağın, ki mutlaka da bizim o güney batıda. Hürriyetin... Yok, ben orası zengin. Senin öbür köşe. Tamam, şimdi anladım. mutlaka bir kristal assınlar. O enerjiyi, durağanlaşan enerjiyi döndürmesi için. Yataklarının başlarında manyetiği etkileyecek. Cep telefonlarıydı, şuydu buydu, radyoydu, ve bu bırakmasınlar. Kapalıysa? Fişten çeksinler. Hı. Yani...
televizyon ya da radyo varsa da şarjı da etmeyin lütfen. Yani en azından birkaç metre uzakta ya da bir başka bir odada olsun. İstiyorum. Bu çok hepimizin önemlidir. Hastalığı bu hep telefonuyla yaşıyoruz. Evet. Ve çoğumuz uyurken açık olarak bu hep telefonunu bırakıyoruz. Manyetik alan beynimizde Allah korusun büyük hasarlara neden olur. Lütfen kapatın ve öyle bırakın. En önemlisi nedir biliyor musun? Sabah işte güne iyi bir şekilde başlaman lazım. Sabah gözünü açar açmaz ki alfa konumundan beta konumuna, frekansına, beyin frekansına geçiyorum. Sağlıklı bir geçme süresi var. Ne kadar onu sürüyor? Yatakta açıyorsun gözünü hemen hop daha gözlerinin daha yani açılmamış daha hop. Kim mesaj ama yapmış, sağlıklı bir diyor? Şekilde beta frekansına geçmiyorsun. Ne kadar ara vermek lazım? Ya birkaç saniye, birkaç dakika. Yani bir kalk, elini yüzünü yıka, bir kendine gel. Çok ondan sonra o yatakta böyle bakıyorsun neyin var neyin yok. Akşam uyumadan hemen bakarsın. Ama uyurken sonra ne oluyor? Ya. O aradaki olaylar. Haşne fişneler sevgiler. O kadar da merak etmeyeceksin canım yani. Nasıl olsa bilmen gereken gün gelir. Kadın doğru söylüyor. Bakmayın siz bana goy goy yapma. Evet anlat abla. Evet ilişkilerde dedik. Mutlu olmak ve mutlu etmek çok önemli. Herkes kendi istiyor. Ama dur bir dakika ilk önce mutlu olmak. Mutlu olmak tamam ama. İlk önce mutlu etmek değil. İlk Hayır, önce mutlu olmak. Önce mutlu olacaksın. Heh. Ama sadece mutlu olmayı da istemeyeceksin. Hayır o da neyin? Çünkü bir ilişkiye şu onu istiyorum şöyle olsun. Mutlu olmak sonra mutlu etmek. Şöyle olsun böyle olsun. Vampir ama vampir enerjisi tamam. Değil. Tamam ama sen o ilişkiye ne katıyorsun? Sen o ilişkiye ne veriyorsun? Sadece alma da olmaz. Alma verme dengesinin bozulmaması lazım. Ama bizde o idrak yok. Ya çok fazla vampir gibi emiyoruz ya da çok fazla o kadar tutturup ağladık unutulamıyor ediliyor. Çünkü alma verme dengesi bozulmuş oluyor. Sevmeyi mi bilmiyoruz? Evet bilmiyoruz. Tabii ki bilmiyoruz. Çünkü ne yapıyoruz biliyor musun? Gel birlikte beni sevelim diyoruz. Gel birlikte beni sevelim. Yani birlikte sevgili yol alalım diyen yok. Birbirimizi sevelim diyen yok. Gel birlikte beni sevelim diyen var. Yani biraz ego da giriyor işin içine ama diğerinin de ihtiyaçları var. Duygusal ihtiyaçları var, ruhsal ihtiyaçları var. Yani bu çok önemli. Birlikte yol almak için. O kadar uzun süre olmuş gibi sevgilimin olmaması ilişkiler en sonunda dediğinde aklıma bile gelmiyor. Düşün. Vereyimdir, evet. Kıskancımdır ben. Pisimdir yani. Hmm. Ben aşık olayım, bende görüşmezsiniz. O derecesi. Ama beterim ben. Ama beterim diyorsun. Bunun farkındaysan yani, bunu dönüştürebilirsin. Ben ama bunu asla... Dönüştüren astroloji haritamda bu konuda çok gidilmemesi gereken ve ağır kombinasyon var. Büyük bir karman var. Tamam, orayı kaşımıyorum. Şimdi burada çok önemli bir şey söyledin. Sen senin bantellerinden birini biliyorsun. Tabii biliyorum. Şimdi gerçekte birlikte olduğun kişiye kimsenin bilemeyeceği şeylerini de söylersin. Bak. Bu benim gerçekten hoşuma gidiyor. Ablacığım ben anlatamıyorum. Ben. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bak aşkın yarayı konuşuyorum. Ben kitaplarımla, televizyon programlarımla, yazılarımla gerçekten binler insanı şifalandırıyorum ki danışmanlıklarımda bununla ilgili bana gelen mesajlar, bana gelen notlar Allah razı olsun. Çok da hani bir şeye değdiğim anda beni sevenler onun hemen şeyini bana tepkisini veriyorlar. Ben yakın çevremdeki insanları dönüştüremiyorum. Beni dinlemiyorlar. Beni algılamıyorlar. O yüzden o yükü ben bıraktım. Ben bunu daha önceden bıraktım. Sonra astrolojiyle ilgilenmeye başladıktan sonra ve astroloji haritamın içine girdikten sonra dedim ki Allah'ım bana bunu çok daha erken derecede gösterdiğin için teşekkür ederim. Ben evet. Ne sevgilimi dönüştürebiliyorum ne arkadaşlarımı ne de dostlarımı. Dönüştürme olduğu gibi kabul et onları. Ama bana zarar dokunuyor bazı şeylerin. Zarar dokunuyor. Yani bazı şeylerin bana zarar dokunuyor. Bu sefer görüşmemek ve yalnızlık en güzeli. Yani sana zararının dokunmaması lazım. Psikolojik olarak bir kere zaten beni delirtiyorlar. Anladın mı? Bir de şimdi ama şunu da belirtelim. Kıskançlığın senin başkalarına değil. Hayır. Çünkü ben ilişkide yani kıskancım. Özel hayatta. Ben
paylaşamıyorsun. Ben sevgilime kıskanç. Paylaşamıyorsun. Zaten o zaten bilir yani. Onun o kış oynayamaz da çok fazla kontrol içindeyim. Telefonu ne yapıyor, ne ediyor, kiminle. Bu yorucu bir şey ama. Herhalde ama yorucu. Kendi merkezinden de çıkıyorsun o zaman işte. Kimyam bozuluyor. İşte. Dedim ya görüşmezsin benimle diye. Çıkıyorsun. Ama ne dedi, kavga ettiysem ama ağlıyor. Dibini örüyorsun yani. Denge yok ya bende. O yüzden orada şey, ne yaptın? Aman yok canım, ben görüşme kadar aşkla mı var oldum? Yok. Aşkla mı var oldum? Hayır. Kendi aşkın. Belki tabii kendime. Belki de sevgi aşkım olmadığı için bu kadar şanslıyım. Çünkü annem babam bu konuda hem sevmiş hem de sevgisel anlamda duydum. Sadece paylaşamıyorsun. Tabii paylaşamam. O farklı bir şey. Sevgilimi paylaşamam. Paylaşamamam derken şu aslında, orada da bir bilinçaltı kaybı var senin. Ben ne olmalı? Onun yani, merkezi ben olmalıyım. Çünkü o benim merkezim. O senin merkezi ama sen kendi merkezinden çıkıyor. Bu derin bir konu. Bak derin bunu konu. Konuşacağız seninle. Ben onu açtım. Ben benim hayatımda sevgili olmayacağım. Çünkü tamam, ona karar vermişsin. Tamam. Dengemi şaşırtmak istemiyorum. Niye? Çok mutluyum. Bak böyle insanlarla haşır neşirim. İnsanların hayatında bir şeyler katabiliyorum. O zaman denge kopar ve ben olmam. Ama bak, ilişkilerini dönüştürmek için onlara evet. şifa verebiliyorum. Yani en önemlisi dedik, şikayet etmesinden neler yapabilirler. Kendilerini iyi hissetmek için önce birlikte oldukları kişileri yargılamasınlar. Kötü huylarını devamlı görmesinler. Görmesinler derken yok saymayacaklar. Üç ay görmüyorsun, üç ay görüyorsun hayatım. Ya görüyorsun da bu adamın hiç mi, ya da kadının hiç mi... En son ne zaman sevgilin vardı? Benim mi? Birkaç ay var. Ha, ayrıldın. Ne kadar sürdü? Birkaç sene. Maşallah. Ha. Zaten aşkın ömrü en fazla bir yıl. Bir yılda alışkanlık, ikinci yıl yok. Çünkü biz aşk manyağıyız. İlişki ve bütünlük istemiyoruz hayatımızda. Burada problem burada. Özel hayatta merkezinden, gene söylüyorum bak, merkezinden. Benim aşk diye ağlayan takipçilerim ve izleyicilerim. Ne biz dönüştürelim bakayım ya. Bizi boş ver. Biz unumuzu eledik, eleğimizi astık. Yargılamasınlar. Yargılarlarsa sevmeye vakitleri kalmaz. İmkanı yok. Çünkü şikayeti devamlı odaklanıyorlar. Anlayışımız değişmeden ilişkimizi düzelmiyor. Demek hayır, ki konu burada. Yani şimdi eğer bayanlar açısından bakarsak bayanlar daha bir hem verici, yapıcı, verici ve de ona göre de yetiştiriliyor toplumsal kültür ve toplumsal cinsiyet yönünden. Esasında o baskı olmasa da bizim kadınlarımız anaçlar ya. Tabii ki. Yani anaçlık var. Sevgiye aç. Ya bir çocuğu olmasa bile bir köpek alıp çocuğu, ki ben de onlardan biriydim. Benim 8 tane köpeğim vardı ve onlar benim çocuklarım gibiydi. Tişörtleri de vardı, yatakları da, oyuncakları var. Her bir şeyleri vardı. Yani Samir'in barınak sahibiydin. Barınak değil de müstakil evde yaşıyordum. Köpeklerim de vardı. Barınak denmez oraya yani. Biraz malikanesi. Merkür. Neyse, oraya geçelim. Tamam, biz bizi bırakalım. Şimdi öyle bitiyor belki. Yolunda gitmeyen ilişkilerini dönüştürsünler ve o güzelim aşk enerjisini kendilerine çekebilsinler. Evet. Bizde yok. Ne yapalım? Sizin olsun bari. Şimdi en önemlisi eğer yatak odasına denk geliyorsa, yatağın ya kapının yatak odası giriş kapısının üstüne ya da yatağın tam üstüne o faset kristal dediğimiz iki video evvel bahsettiğimiz faset kesim kristaller. Kesim video yani. Kesim. Yani elmas kesim. Yuvarlak bir şekilde. Ya bunları herhangi bir yerde de bulabilirler. Aman cam da olabilir, kristalde de olabilir. Kırmızı bir kurdeleyle assınlar ya. Kırmızı. Güneybatı tarafında mutlaka çift objeler bulundurmaya dikkat etsinler. Güneybatı ilişki köşesinde çift kuğu, çift kumru.
Yani kumru, sadakat, destek, aşk, sevgi bunları veya ve tek eşlilik. Kadın erkek var. Olabilir. Hayatına doğru kişiyi çekmek isteyen bayanlardan, evlenmek isteyen bayanlardan bahsederken söylüyor. Dur, ben burada espri yaptım da. Ama doğru. Eşcinsel olarak izleyen insanlar da olabilir, var abi. Olabilir tabii ki. Dünyada var bu üçüncü kimseye. Valla onlar da mı kadın erkek koymalı yoksa... Kendi insel kimliğini. Kadın erkek. Çünkü biri aktif biri pasif oluyor. Ha, anladım. O yüzden kadın erkek dişil ve eril enerji bazında konuşuyoruz burada. Anladım. O yüzden o manyetiği yakalamak istiyoruz. İki eril enerji birbirini iter. Ha, çok önemli. İki dişil enerji de birbirini aslında. Kız bu çok önemli soruydu bu, biliyor musun? Tabii ki. Çünkü benim birçok eşcinsel takipçim var. Benim de bir çok danışanım oldu. Evet. O evlerine gittim, ayarladım, uyguladım. Ne olursa olsun bunun sembolü kadın ve erkek. Kadın ve erkek olarak. Yatak odalarında ya kadın erkek ama sırt sırtı olmayacak. Yan yana. Göz göze bakarken sarmaşla sevgi, aşkla genç bakarken. Veya yaşlı sembolizmi olabilir mi? Olabilir, fark etmiyor. İleriye hani yolumuz, hayatımız birlikte gitsin. Sembolü yaşlı bir karı kocadır. Genç olabilir, yaşlı olabilir, hiç fark etme, birbirine sevgiyle bakan biblolar olabilir, sevginin fotoğraflar olabilir, sembolizmasını taşıyan. Aynen. kuğular vardır bir kere kalp çizen, birbirine bakarken kalp çizen, öyle bir resim asılabilir fotoğrafa, harika biblo konulabilir, çok güzel, o tarz yapsın. Güneybatı bu doğal halidir. Pembe kuartsı yatak odanızda bulundurabilirsiniz. Satabiliyor. Yani evet. Onda var. Satın alabilir. Bu doğal halidir. Bir de kesim olarak hali var. Onu getirmemişiz galiba. Doğal taşlar, amatistler negatifliği alması için özel bir parçadır bu. Mesela kristal kuartsı da vardır. Amatist kristali de vardır. Çok önemlidir. Doğal taşadan da bahsetmişken kariyer bölümü, kuzey bölümünde de mutlaka akik, agat onlardan bulundursunlar. Çok etkilidir. Senden satın alabiliyorlar. Tabii ki ben alabilirler. Satın alabiliyorlar. Pembe kuartsı mutlaka yatak odalarında bulundursunlar. Ama temizliklerine de önem versinler bu taşların. Akan suyun altında tutmaları yeterlidir. Dolunay enerjisinden doldurabilirler. Bu Dolunay. Önemli. Dolunay enerjisinde taşlar yüklenir. Onun enerjisinden yükleyebilirler. Yatak odasında nevresim takımlarına dikkat etsinler. Niye? Pembe ve pembe tonları, şeftali tonları daha bir sevgiyi çağrıştırır. Kırmızı? Kırmızı tutkuyu çağrıştırır. Ama mesela siyahı falan kullanmasınlar pek. Birbirini iter çünkü güneybatı toprak elementidir. Siyah renkte su elementini çağrıştırır. Toprak su çamurlaştırır. Hmm. Ne renk olmalı? Pembe. Pembeler olabilir, şeftali tonları olabilir. Narçiçeği olabilir. Olabilir. O tonlarda kullanabilirler. Ya da kırlentler atabilirler mesela üstlerine. Mum bulundurabilirler. Ayna olaylarına da gelelim. Çoğu yerde yatak odalarında ayna olmaması gerekiyor denir. Halbuki yatak odalarında ayna olabilir. Ama ayak ucunda olmaması diye bir şey biliyorum ben. Doğru mu? Bazı yerlerde evet. Çünkü birden uyandığında tam algı alfa konumdan betaya tam geçemediğin için oradaki kendi aynadaki yansımandan da korkabilirsin. Ve birçok şey de olabilir. O bilinç daha yerine gelmediği bir bilgi daha var senden. Birinden ayrıldığın zaman yatak odanı değiştir. Aynen. Değiştirirken paran varsa yenisini al. Ama yoksa yatağın yerini çekin. Ya birkaç santim oynatmanız bile önemlidir. Yani bir bunları değiştirin. Ya bir kere birinden ayrılmışsınız, ona ait eşyalar ve kesinlikle geri dönmek yoksa hayatınızdan göndermişsiniz. Resimler. Gönder hepsini yok edin. Yok edin tabii ki. Aman ya onlar burada anılar burada. Onun o fotoğrafların enerjileri durmasın evinizde. Yeni gelecek olan kişiye haksızlık yapmayın. Siz ister misiniz biri devamlı eski sevgilisinden bahsetti? Ben isterim dermişim.
adamın dilini kopardı. Ya, yani yeni bir şey yaşıyoruz. Yeni bir oluşum ya, yaşarken eski sevgililerden bahsetmek ne? O zaman onun yanında kalsaydım benim yanımda ne işin var? Benim yanımdaysan o zaman eskiyi unutacağım. Benim yanımdaysan benim yanımdasın burada. Beni sinirlendirme. Evet, eski de değil. Valla. İşte ben böyleyim işte. Ha, epey şey yapıyorsun. Aa, İpler benim elimde. Bu ama merkezin aslında yani sen olduğunu gösteriyor. Merkez zaten. Benim zaten yani. Ben olmasam onlar mı olur? Öyle olmalı. Ama her kıskançlığı kavgada tabii ki hepimiz öyle gözünü kapat bu dünyada kavga yok. Kavga ne kız? Kavga dediğin sen ağız alışı mı zannediyorsun? Epey. Kırdılı, vurdulu. Hastanelik etmişliğim vardır. Allah'ıma bin şükür diye abi. bu yani. Hastanelik etmişliğim vardır. Biraz özel hayat. O yüzden sen ilişki yaşamaktan çekiniyorsun. Tabii. Çünkü ilişkilerde benim kimyamı bozuyor. Ben buna 2007'de karar verdim ve 2007'den sonra benim hayatımda zaten ben çok iyi ama ilişkim yok. Senden bir çalışma yapalım mı? Bir bilinçaltı çalışması. Yapalım. Tamam. Bu çünkü benimki karmayla alakalı bir şey. Tamam, karmayla alakalı bir şey ama tatlım bunu biliyorsun, farkındasın ve bunu dönüştürebilirsin değişim zamanlarından geçerken. Bunun içinde oradaki kaydı ne zaman oluşturduğunu bulmamız lazım. Tabii. Bunu sonra yapalım, senden konuşalım. Bu önemli bir şey çünkü hayatın için önemli bir şey. Niye hayatın için önemli bir şey? Üretim enerjisini de aktif hale getirmen lazım. O benim sevgi, üretimimi. Seni çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum. Şunu anlamıyor benim arkadaşlarım. Şimdi hepimiz hani sevgi tutuyoruz ya. Çok ihtiyacımız var ya. Sevgi tutucu olmak başka bir şey ama bir şeyi aşkla yapmak başka bir şey. Aşk her yapıyorum. Yerde. Sevgi her yerde zaten. Ben o bunu her yerde yaşayabiliyorum. Kalbi yani aslında bunu anlatamıyorum. Çok konuşacak şey vardı. Hangisini yani benim ya? Üretimimi bir şeyi aşkla yapabilmemin tetiklemesi için sevgili değil. Kitap değil mi? Aşkla yazıyorum. Aşkın kitabıma. Odaklanıyorsun zaten. Tabii. YouTube kanalım. Aşkın. Çünkü niye biliyor musun? Yüzlerce binler insan seyrediyor ve bazen kötü yorum yapanlar var. Ya olsun tabii, yapsınlar. Hıyarlar. Herkesi memnun edemezsin. Hiç de önemli değil. Orada izlemesin. Aldım ya, o zaman işte o bende büyük bir şey oluyor. Ben aşkı dönüştürebildim. Ya çok güzel. Onu başardım. Bak bu çok güzel. Dönüştürdüm. Şey. Tabii sen de şu an aşkla yapıyorum. Ha, bir de şunları da bilmeleri lazım. Her şey hop güzel lay lay lom değil. Acılar da olacak. Ama dönüştürebileceğiniz acılar da olacak. Dönüştürdüm onlar zaten. Onlar bizi ileriye götürüyor. Acı yüzünden dönüştürdüm. Acı çekmeyi sevmiyorum. Kendi hayatımda acıyı, sevgisizliği, nefreti ve negatif enerjiyi sevmiyorum. Onu hissettiğim anda zaten tak dönüştürdüm. Dönüştürmem de gerekiyordu. Dönüştüremeyecekleri zaman bir ufak tüyo. Himalaya tuzu lambalarını mutlaka evlerinde bulundursunlar. Ne yarıyor? Çünkü Himalaya tuzu lambaları negatif iyon yollar, havadaki pozitifler dengeler. Yakmak mı lazım? Yok, yakmak derken fişle tabii ki yavaş yavaş o yanacak devamlı ama şöyle düşünün. Havadaki pozitif negatif iyon yol bırakıyor. Yandıkça çünkü negatif iyon havadaki pozitif iyonlarla birleşiyor. Pozitif enerji ve negatif enerji bakımından bunu düşünmeyin. Mesela gittiniz bir tahlil yaptırmaya. Ama bir hastalığınız varsa ne derler? Tahlil sonucu pozitif. Yoksa negatif denir. Ay evet. Bunun gibi düşünün. Havadaki o negatif enerji aslında pozitif yüktür. Hmm. Evinize yansıyan. O yüzden de o negatif iyonla pozitifi birleştirmek için Himalaya tuzu lambaları birebirdir. Evlerinde onu bulundursunlar, yaksınlar. Işıklı bir şekilde. Onu getiremedik tabii ki, çok ağır olduğu için getiremedik. Bu kariyer köşesini çok güzel asabilir. Yunuslardan kuzey tarafı. Ona vakit kalırsa anlatacağım ama önemli olan ilişkilerde hemen çünkü videonun sonrası geçiyor bitiyor bebeğim. Tamam. Kuvarsları mutlaka bulundursunlar.
elektronik eşyaları mutlaka yok etsinler. Dengeyi sağlamak için, uyumu da sağlamak için oksijen veren bitkilerden odalarında bulundurabilirler. Mesela kurdele çiçeği olabilir. Eğer çalışma odaları o tarafa denk geliyorsa, o zaman barış çiçeği ya da yelken çiçeği gibi, kılıç çiçeği gibi oksijen veren, akşamlar özellikle o tarz yukarıya bakan çiçekleri tercih etsinler. Yatak odasına denk geliyorsa aşk merdiveni ya da kurdele çiçeği gibi aşağıya sarkıp da hani hafiften yukarıya doğru olan oksijen veren bitkileri tercih etsinler. Bitkiler konusunda da epey konuşabiliriz. Evde bulunması gereken bitkiler, bu da başka bir video konusu. Epey konumuz var ama gelirim genel olarak gelirim ne gel, olacak no, gelirim. Çıkar gelirim. Kanal bizim nasıl evet. olsa çekimleri de yaparız. Aklımıza gel, konuşacak konumuz çok. Yelpazelerimiz geniş. Raflardaki yerini aldı. Yeni kitabı da. Yeni kitap fena. Fena. Yine ters köşe yapıyor Vedat. Yani, sağlam ters köşe. Güzel. Evet. Son kelimeler. Evet, öncelikle mucizeleri beklemeyin. Mucizeler aslında sizsiniz. Bunu fark edin. Hazır olduğunuzda, hazırlandığınızda aslında görünür. Siz yapıyorsunuz o isteklerinizi ve adına da mucize diyorsunuz. Fırsatlar hep geliyor. Görmek çok önemli. Görün. Farkında olmak çok Görün. Önemli. Kendinize değer verin. Özelsiniz. Tabii ki. Mükemmel ilişki var, mükemmel aşk yok. Tabii ki. Çünkü aşkın kimyası başka. Ama tutku, o kimya, o başka. Farklı ama şey. Sevgi, hayat arkadaşlığı diyelim. Yol arkadaşlığı ona diyelim. Onun içine mantık da giriyor. Bak ona açıyorum. Tutku, o aşk herkesi delirtiyor. Aşka kapalıyım. Çünkü ama yanlış insanlarla birlikte olabiliyorsunuz. O yüzden tüm buradan duyuruyorum. Ona göre haberiniz olsun. Bekarlar için de mutlaka benim için en doğru kişi hayatıma gelsin desinler. Çok fazla listeyi uzatmasınlar. Yani dürüst olsun, yalancı olsun. Ay saçmalama, bir de yazıyor. Sarışın olsun, esmer olsun. Tabii ki. Allah yalan söylemesin. Mesela sen söylüyorsun. Sen söyle çocukluğundan beri. Eğer yalan söylememiş olsaydım, pembesi, beyazı hiç fark etmez, küçüğü, büyüğü, yalan söylememiş olsaydım yalanın ne olduğunu bilemezdim. Bak sana bir şey. Bilemezdim. Sana bir şey anlatacağım. Bak şimdi. Ben real hayatta yalan konuşmayı sevmiyorum. Niye? Çünkü yakalanıyorum. Utanmamak adına yalan söylemektense bir doğruyu şey yaptıysam ister, bunu yaptım. Tabii. Bu benim hatam, özür dilerim. Eğer seni üzen bir şey varsa bak. Dürüstlük budur ama budur. Yani. Ama bir gün şimdi bir arkadaşım var. Kızgındım ona. Tamam mı? Uyandım yine ben hep telefonu. Yazmış bana selamlar. Daveti yapmış. Şu zamanda düğünümüz var, beklerim. Ben dedim ki dedim ki gelemem dedim. Ben o zaman dedim İzmit'teyim dedim. Düğün nerede çıktı? İzmit'te. Yemin ederim. Hazır oradasın, tamam. Neresin oldu? Ben dedim ki Allah'ım, hani konuşmam gerçekten. Söylerim ben, tamam. Ben sana kızgınım kardeşim, gelmiyorum derim. Beni tanıyanlar da bilir. Orada şimdi tabii o zaman yine Merkür retrosu muydu? Merkür'le ilgili bir problem mi var? Tamam. Bak gökyüzü dürter. Dürter. Tamam mı? Dürter. Ben o dürtülerime sahip çıkmaya çalışan biriyim. Kız sen düğün İzmit'le çık. Ben bir kahkaha. Mecbur gittim. İzmit'te işim yoktu ki benim. Ben yalan konuştum. Anladın mı? İzmit'teyim, o yüzden gelemeyeceğim. Gelemeyeceğim. Düğün İzmit'le çıktım. Hani şu anda video izliyorsa da gerçeği öğrenmiştir. Çünkü ben söylerim, gelmiyorum kardeşim sana kızgınım diye, tamam mı? Öyle bir hikayem var benim. Sen İzmit'teyim de düğün İzmit'le çık. O yüzden yalan konuşmayı... Kelimelerin gücü. Hayatım, sevmiyorum. Anlık tepkiyi vermeyi seviyorum. Anladın mı? Şu 40 yılda bir yalan konuşayım dedim, onu da beceremedim ben. Ya İzmit'teyim dedim, düğün İzmit'le çıktım. O kadar bahsiz Vedat.
Yalan konuşmak yerine gerçekleri tercih ediyorum. Gerçeği her zaman, her zaman, her çünkü zaman. Çünkü daha onurlu bir davranış. Çünkü çoğu kişi kaybetmekten korktuğu için yalan söylüyor. Hayır, alışkanlık. Yani kaybedeceksiniz de kaybedin, başka doğru, şeyler kazanırsınız. Doğru. Çünkü şunu da unutmayın. En önemlisi. Yılda doğum haritamızda 12. evimizde olan bir tutulma, yeni ay, dolunay bizim gerçeklerimizi ortaya çıkartır ve yalanlarımızı ortaya çıkartır. Gerçekler her zaman ortaya çıkar. Her zaman, o yüzden her zaman. Yalan konuşmak yerine doğruyu tercih edin. Bırakın gidiyorsa gitsin. Siz yine doğru olmaktan şaşmayın. Vedat'cığım, bir konudan daha bahsedeceğim kısaca. Hani astrolojiyle birleşir, feng shui'yle uygularız diyoruz ya. İlişkiler olarak kendi haritalarının dışında sevgililerin de haritalarına baktırıyorlar. Bana da mesela sevgilisinin evine yaptıranlar da var. Sinastri haritası deniyoruz biz ona. İlişki haritası. Ama şunu bilsinler, bu özgür iradeye müdahale değildir. Hayır canım, enerjik olmadan diyorsun. Yani o kişinin haberi olmadan da ev düzenleniyor. Ama ev düzenlendikten sonra onlar ilişkileri olmuyor, yolunda gitmeyeceklerse zaten belki görevi o. Belki kişinin aynen o. İlişki doğru hayatını içindir belki de. Bak hayatım, aşk dediğimiz şey, sevgi dediğimiz şey, arkadaşlık dediğimiz şey, birbirimize olan görevimizi yerine getirdikten sonra zaten herkes bay aslında bay. Bir görevli. Aynen. Herkes bir şeyler katıyor, bir şeyler öğretiyor. Biz seninle niye bir araya geldik? Sen geldin benim evime bir danışmanlık, Allah razı olsun, yaptın. Onunla beraber bu video ölene kadar, YouTube var olana kadar var olacak. Bak, insanların tabii hayatına bir şeyler katmak için. Tabii aylardır konuşuyoruz, geldi. Neler aynen yapabiliriz. Yani güzel projeler, Kim Merkür çıktıktan sonra zaten arkaya, ondan güzel. Evvel zaten projeleri tabii biz şekillendirmiştik. O yüzden Merkür bizi ilgilendirmiyor. Hayatında birbirimize görevlerimiz var. Bunu tamamladıktan sonra üzgünüm, ilişkiler de bitiyor, aşklar da bitiyor, her şey bitiyor. Zaten son bu dünyada rızkımız kalmadığında nasıl ömrümüz bitiyorsa bir gün nefes. Her şeyin bir sonu var. Bunu bilerek yaşayın. Yalandan uzak durun. Kendinizi büyütün. Kendinizi sevin. Ve her şeyden önce bir şeyleri besleyin. Tamam mı? Bir şeyler katın mutlaka. Sizden bir şeyler olsun. Yani en önemlisi, evlerde hiçbir şey yapamıyorsanız. Hemen yani, söyle. Ne yapsınlar? Kendilerini geliştirmek adına kitap okuyor. Vaktim yok. Vaktim yok şeylerini aynen, duyuyorum ama hoş bir şey değil. Tuvaletteyken bile yani, Facebook'ta ya, zaman geçireceğin otur iki tane bir şey yok. Aynen öyle. Yani görüyoruz işte toplu taşımalarda devamlı eliniz aquamarindir. Bakmayın, hani ben de çok böyle geyik severim, tamam mı? Geyikle bir şeyleri veririm de. Eğer hayata çok ciddi bakacak olursak deliririz. Tabii zaten ki. Zaten potansiyel manyağız. Deliririz. Neşe sizinle olsun, sevgi sizinle olsun, aşk sizinle olsun. Oscar Wilde'ın bir sözü var ya, hayatı olsun ciddiye almayacak kadar önemsiyorum. Ben de. O kadar önemli ki bu. Yok, aman yakaladı. Ya oyun alanı gibi. Videoyu paylaşın, altına güzel şeyler yazın. Evet. Beğenin. Daha sorularınız varsa, istekleriniz varsa, daha bizde konular çok, yelpazeleriniz çok geniş. İkimizin de, çünkü 20 seneden beri ben bu işlerin içindeyim. Senelerdir sende. Kolye olabilir. Evet. Kolye olabilir derken onu da göstereyim. Ayna, hani bu bagoa aynası evet olarak değil ama ayna bulundurun negatif enerjiyi. Ha, tabii var ki mı sende? Çatın altında kaydan. Gümüş kenarlı aynalar var. Onları takabilirsiniz boynunuza. Negatif enerjiyi geriye gönderir. Yani sana biri beddua etse, bir şey de yapsa gerisin geriye ona gider. Ve dönerken ona daha şiddetli bir şekilde gider. Dursun. Karma böyle bir şey. Kız, aynen öpüyorum öyle. Sizi. Kendinize videoyu aynen paylaşın. Bak, sorularınızı bu bilgileri, mutlaka yazın. Bu bilgileri kendinize saklamayın. Hainlik yapmayın. Paylaşın ki insanlar da bunlardan faydalansın. Biz mutlu, herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Bir şeyler yapmasını istiyoruz. Bilgilerimizi bilgi paylaşıyoruz. Tabii ki yapabileceğimiz, elimizden gelen ne varsa sizlerle paylaşmak istiyoruz. 8 ay bu kitabı yazıyorum ve size bırakıyorum. Çok güzel bilgiler var. Evet. Öpüyorum, hadi kendinize haydi bakın. Haydi bay bay. Bay bay.